Hocam 17.002 TL oldu. Sence yeterli mi asgari ücret? Kendisi alsın. Cumhurbaşkanı alsın o asgari. Geçinebilir mi asgari ücretle? Yok. Eşim çalışıyor, emeklidir. Bize yetmiyor. Ev kredi. Kredi öde. Bir kredi var abla. Kredi de var. İyi kredin var. Kira olsa ne yapacaksın abla? Vallahi hiç geçinemiyorduk. Köye gidecektik. Nereye gideceğiz? Neden bu hallerdesin peki abla? Sorumlusu kim? Cumhurbaşkanı kimdir? Oy verdim daha öncesinde. Yok vermedim, vermem daha. Yol yaptım, köprü yaptım diyor ama. Kimin parasıyla yaptı? Halkın parasıyla yaptı. Yol yaptı, köprü yaptı, para alıp cebine koyuyor. Peki nasıl düzelecek abla Cennet Vatan? O istifa etse ya da şey yapsa belki düzelir. Giderse düzelir diyorsun. O gitsin de düzelir. Teşekkür ederim. Askeri ücret 17.002 TL oldu. Sence yeterli mi? 17.002 TL'ye yapanlar gelsin benim yerime yapsın bakayım. Yetirebiliyorsam ben de yetireyim. Yetirebilir mi peki? Yetirebiliyorsa diyorum ya. Ben şu an hasta bir eşim var. Böbrek yetmezliği bir eşim var. Bir tane çocuğum var. Aylık 8.000 lira kira veriyorum. Tamam, elektrik, su, doğalgaz derken. Yapabiliyorsa gelsin benim yerime bir ay yapsın. Ben onu tebrik edeyim. Yapabiliyorsa. Ben 17.000 liraya alıp 17.000 lira ben neye yetireceğim? Okula mı vereceğim, suya mı vereceğim, elektriğe mi vereceğim, doğalgaza mı vereceğim, kireye mi vereceğim, çocuğa mı vereceğim, ilaçlara mı vereceğim? Ne yetiriyor? Kim kimi kandırıyor? Bu herkes kendi çıkarına bakıyor. Amin. 17.000 lirayla kimseyi kandırmasınlar. Gelsin yapsın o zaman. Bir ay söz gelsin, bir ay benim yerime 17.000 lirayla yaşasınlar. Ben tebrik ederim onlara. Ben onlar gibi 100 milyar maaş almıyorum. Tamam mı? Öyle uzakta durup da 17.000 lira bir şeker, bir paket şeker oldu 200 lira, 300 lira. Bir koli yumurta oldu 150.000 lira. Tamam mı? Onlar gibi yediklerimiz önümüzde, yemediklerimiz arkamızda değil. Bir ekmeği alıyoruz, 2 gün yiyoruz. Hayırdır? Ama her şey zamanı var, her şey yerini bulur. Bugün sıra onlarda, yarın da sıra bizde. Her şeyin bir sırası var. Tamam mı? Orada oturup da ayak üstüne ben geçiniyorum veya 17.000 lirayla vatandaş geçinecek. Nasıl geçiniyor? Bir gelsin, gelsin bana, bir gelsin benim hesabımı çıkarayım. Tamam mı? Şu an aldığım parayı ödeneğimi çıkarayım. Aylık ne kadar ödeneğim var çıkarayım. Bakayım yetirebiliyorsa gelsin yapsın o zaman. Teşekkür. Ama hepsi boş iş. Teşekkür. Asgari ücret 17.002 TL oldu. Sence yeterli mi? Abi bence yeterli değil. Bir farkı da olmaz bence. Çünkü abi şimdi asgari ücret 17 lira olmuş ama boşa yani. Şimdi yarın öbür gün ekmek 7 lira. Yarın öbür gün olursa 12 lira. Ekmek alırsın. Aynı şey yani, bir farkı yok. Ya alırsın 80 liraya, yarın öbür gün olursa 100 lira. Diyorsun bir farkı yok. Asgari ücret yükseldikçe enflasyon da yükseliyor diyorsun. Aynen abi, bir fark olmaz zaten. Oldu biter zaman böyle abi. Asgari ücret yükseliyor, her şey yükseliyor. Kiralara bakın, en düşük kira 10.000 lira. Ben Antep'ten geldim, Antep'te fiyatlar böyle değil. İstanbul çok pahalı abi. Ben depremden geldim, neye uğradığımı şaşırdım yani. Çok pahalı abi, bir şeye güç edeceği yok yani. Bir farkı yok, istediği kadar yükselsin. Zaten ne alırsan da daha beter yükseliyor. İki katına çık ya da daha zararlısın. 5.000 olsun asgari ücret, ekmek falan, fiyatlar falan düşün daha iyi yani, daha kar mı? Enflasyon düşün daha iyi diyorsun. Aynen abi, asgari ücret, para yükselince her şey yükselir zaten. Yarın öbür gün git ekmek al abi, yılbaşına özel yok zam geldi, yok yılbaşı geldi zam olacak, yok yılbaşıyla senin ne işin var abi? Demi ki asgari ücrete zam geldi, ben ne bindireyim zamı? Demiyorlar abi, dürüstçe konuşmuyorlar. Yok yılbaşına özel indirim var diyorum, bir bakıyorsun indirim mi, del mi, kazık mı, hiç anlayamıyorsun ki. 5 liraya alıyorsun, yarın öbür gün bir bakıyorsun yılbaşı özel diyorsun, 10 milyon geçiriyorsa arada. Hiç farkına var mı yani? Öyle abi. Teşekkür ederim çok. 17.002 TL oldu. Yeterli mi sence? Şöyle söyleyeyim. Yeterli desem insanlar diyecek ki nasıl? Şimdi bir de bir işvereni karşınıza alın. Deyin ki bir maliyet olarak bir hesaplama yapsın. Bir işçinin maliyeti bir işverene ne kadar tekabül ediyor? Yaklaşık 35.000 liraya. Yani hiçbir şeyden anlamayan bir adam alacaksın, 35.000 lira maliyetle çalıştıracaksın aylık. Peki bu işveren bunun altından nasıl kalkacak? Ha, dönelim diğer tarafa. Efendim söyleyeyim, adam alıyor o parayı, 17.000 lirayı. Bir markete gittiği zaman geriye dönüş sıfırlanıyor. Olay şeyde değil, asgari ücret olayında değil. Tamamen şu anda yapılan zamlar geri çekilmediği sürece, İstersen 100.000 lira yap asgari ücreti,
bir şey olacağı enflasyon yok. Enflasyon düşsün yeterli diyorsun abi. Tabii tabii, enflasyon düşerse, fiyatlar geri çekilirse, market zincirleri hemen 2 dakikada asgari ücreti görüp görmez. Olayı bizle değil aslında, olayı direktmen piyasaya inip marketlere, işte alım yerlerine, mağazalara giderseniz, etiketleri görsellerseniz olayı çözülmüş olacak. Yani asgari ücret 100 bin lira da olsa hiçbir problem çözülmez. Artar. Yani bu arkadaş bugün 17 bin liraya iş arayıp belki bulamayacak. 17 bin lira şey diyorsun ama 17 bin liraya iş veren şu anda 17 bin lirayı ödeyemeyecek. Olay sadece onun alacağı maaşla ilgili değil. Bunun kirasını, bunun bilmem şuyunu buyunu koyduğu zaman bir iş verene nereden baksan 50 bin liraya geliyor bunun külfiyeti. Külfiyeti, sigortasını, olay sadece şeyde değil, sigorta 7500 lira. Bu elemanın ona maliyeti, yıllık tazminatını, şeyini koyduğun zaman ortalama neye tekabül ediyor? 35 bin lirayla 40 bin liraya. Gelelim bu kirasını, kervanını koy bakalım. Nasıl kalkacak onun altından işveren? İşveren şimdi devlet veriyor bu parayı, devlet vermiyor. İşveren veriyor. Devlet bin de desin ki ya 30 bin lira yaptım. İşveren bunu verebilecek mi? Olay orada. Verdiğini farz et. Eğer enflasyon düşmediği sürece hiçbir şey olmaz. Aldığı para sadece kağıt yığınından başka bir şey değil. Sadece cebi şişirirsin. Üzerinde ağırlık yaparsın. Yani 10 bin lirayla alacağın şeyi 30 bin lirayla alamıyorsun. Olay oraya döndü. Teşekkür. Abi asgari ücret 17.002 TL oldu. Sence yeterli mi? Ben şöyle bir şey diyeyim. Farz edelim bugün asgari ücretle çalışan bir vatandaşın kızı Aydın Üniversitesi'ni kazanıp oraya giderse ne olur hal? Oraya yerleşeceğinde 10-15 milyar onun masrafı gider. Al sana asgari ücretin bir belirtileri. Yani hesap kitap ortada. Hele şu gelen zamlara da baktım. Yani durumlar çok kötü. Yani asgari ücret 17 yere 2014'te kadar beklemek kesinlikle yani hiç iyi etmediler. Peki nasıl düzeleceğiz abi, çare ne? Mümkün değil. Yani bu böyle enflasyon, aslında Türkiye'de yargılanan insan olursa önce TÜİK'ü yargılayacaksın ki hesap, adamlar çıkartıyor belli bir noktada bir hesap kitap, ona göre asgari ücret ona göre veriliyor. Eğer o gerçek enflasyonu göstermiş olsaydı bugün asgari ücret 25 milyar. Yani Türkiye'de yargılanan kim şey, TÜİK'ün yargılaması lazım. Teşekkür ederim. Ücret 17.002 TL oldu. Yeterli mi sence? Yetersiz bence. 17 bin lira bir insan ne alabilir? 17 bin lira ayda iki defa markete gidemez. Elektriği, suyu, kirayı nereden ödeyecek? Bir kira olmuş 15-17 milyar. Adam nasıl geçinsin? Geçinemez ki bu şartla. Karşı tarafa baktığın zaman işveren kişi de zorlanır. Bu insana 17 bin lira maaş, bir de SSK'sı, tazminatını hesap ettiği zaman maliyeti adama da 35 bin liradır. Tamam, para hiç görmüyor ama adam için de zor olur. Bu kimden kaynaklanıyor? Baştakilerden. Baştakiler bu enflasyon düşmediği sürece hayat zordur kardeşim. Baştaki seçimden önce dedi ki enflasyon tek haneye düşüreceğim dedi. Düşüremedi. Nasıl düşürdü? Market her gün, marketler zam koyuyor. Bu baştakilerden talimat alarak mı zam koyuyor? Her gün etiket değiştiriyorlar. Gitsin de düşürsünler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Asgari ücret 17.002 TL oldu. Sence yeterli mi? Bana sorarsan benim çünkü gelirim ayrıdır. Yeterli bana ama vatandaş yol parasına, mesela şu an ben ücretsiz biniyorum. Emekliyim aynı zamanda. Tır şoförüm, yurt dışına çalışırım. Ama normalde yetersizdir. Halin gelmeden pastaneye gittim. Hemen %50 zam yaptı. Yani oraya geldi, oraya gitti yani. Fark etmez. Zam olmasaydı daha iyiydi. Enflasyon yükseliyor diyorsun devamlı. Dağını yükseliyor ama yine olan gariban olur, bu kadar. Nasıl abi, halk ekmek mi aldın? Ne yapalım kardeş ya? Neden abi normal ekmek alamıyoruz? Gülüyoruz hani, bir atasuya girilen ki kılavuz istemez yani. Mecbur. Bu köyü bu hale getiren kim abi peki? Ya, bizi yönetenlerdir, onlar utansın. Uy verdik mi yönetenlere? Bala vermedim, ben adepçiyim kardeş, kusura bakma. Utanırlar mı abi peki? Bilmiyorum, onlar artık... Onlar Erdoğan her konuşmasının arkasında diyor ki Allah bizi utandırmasın diyor. Abi affedersen rahmetli Aziz Nesin bir sözü var. İnsan aptal olduktan sonra, koyun olduktan sonra ne yapalım? Allah sonumuzu hayır etsin kardeşim. Nasıl güzelce bu cennet vatan? Vallahi ancak Mehmet Maçoğlu gibi bir tane dürüst gelip
bu ülke belki bir refaha kavuşturur. Yoksa zor yani iş.